Merhaba yoldaşlar, Jacoben Tilki ile siyasi yorumların yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde ırkçılık nedir, ne değildir, Türkiye'de nasıl uygulanıyor ya da uygulanmıyor bunları tartışacağım. Kanalın eski takipçileri bilir, aslında benim ilk yaptığım video bu konu üzerineydi. Ama işte biraz edit kalitesi, hitabet yeteneği falan geliştikçe ben hani o videoyu biraz yayınlanamayacak seviyede görmeye başladım. Bu yüzden de hani e, sizin de yorumlarda önerilerinizle yeni bir video çekmek istedim bu konuda. Şimdi videoya başlamadan önce böyle tarihsel uygulamaya falan gelmeden önce bir ırkçılık tanımını yapalım ki hepimiz 3 aşağı 5 yukarı aynı fikirde olalım. Şimdi basitçe bir Wikipedia tanımını okuyayım sonra bunun üzerine bir şeyler söyleyeceğim. Irkçılık farklı bir ırk veya etnik kökene sahip oldukları için diğer insanlara yönelik ön yargı, ayrımcılık veya düşmanlıktır. Evet. Bence hani tabii bunun tarihsel süreci var, efendime söyleyeyim içinde kamu gücünü bulundurma falan var ama bence Wikipedia'nın bize sunduğu tanım oldukça yeterli. Şimdi Türkiye neden bu konuda özel? Biliyorsunuz bizim bir imparatorluk geçmişimiz var. Osmanlı İmparatorluğu dünyayı fethettik, her yeri yağmaladık. Çok hoş günlerde aslına bakarsanız. O günlerde insanlar genelde yani Osmanlı İmparatorluğu'nun çoğunda millet sistemi denilen bir sistem üzerinden ayrılıyorlardı. Yani genellikle insanların dini aynı zamanda işte Etnik kökenlerinde simgelediği için insanlar bunun üzerinden ayrılıyordu. Yani bir Ermeni milleti vardı. Bu işte Ermeni kilisesiyle yakından ilişkiliydi. Efendime söyleyeyim bir tane Türk milleti vardı. Bunlar işte İslam e, milleti de deniyordu yer yer. Bunlar işte İslam'la ilişkiliydi. Efendime söyleyeyim Yunan milleti vardı, Rum milleti vardı. Bunlar da işte e, Hrist e, Ortodoks kilisesiyle ilişkiliydi. Böyle böyle herkes gruplandırılıyordu. Ama biliyorsunuz Osmanlı çöktü. Bütün sol sosyalistlerin ağladığı bir konudur Osmanlı'nın çökmesi. Böyle olunca ortada bir kimlik bunalımı olmaya başladı. Zaten hani imparatorluğun son döneminde de aslında bir kimlik bunalımı vardı. İşte Osmanlıcılık, Türkçülük falan gibi yeni akımlar ortaya atılıyordu. Fakat bu Anadolu'daki yeni Türk Cumhuriyeti kendi böyle bir kişilik krizinde buldu. Çünkü millet Türk olduğunu bilmiyor. Örneğin hani bu tarihsel örneklere bakarsanız bunun işte Atatürk'ün ve Atatürk'ün yakınındaki insanlar da var kayıtları. Hani gidiyorsun millete diyorsun ki senin milletin nedir diyor ya ben sultanım malıyım falan diyor. Yani cidden ilk başta ele aldıkları mal böyle bir şey yani aması veyası yok. Yani Türk kimliği dediğimiz şey aslında hani böyle çok uç, ütopik şehirlerde insanların dile getirdiği bir şey. Hani kırsalda insanlar gene öyle kendini tanımlamıyor. Şimdi yeni bir ulus yarattığınızda yeni bir kimlik yaratmanız gerekiyor. İşte bunun içinde Türklük kimliği yaratılıyor. Şimdi bu Türk Türk kimliği aslında iki taraflı bir şey. Çünkü biliyorsunuz bizim anayasamızda diyor ki kendini Türk olarak tanımlayan herkes Türk'tür. Şimdi bu açıdan bakınca örneğin Amerika'daki gibi kapsayıcı bir terim olduğu düşünülüyor. Çünkü bugün Amerika'da hani Amerika ırkı diye bir şey yok. Ama hani içinde beyazın da bulunduğu, İspanyolun da bulunduğu, efendime söyleyeyim, siyahın da bulunduğu Amerikan topluluğu var, bir hayali var diyebiliriz ki zaten o durumda bile hani siyahlar beyaz kadar Amerikalı sayılıyor mu diye de bir sormamız gerekiyor kendimize işte Amerika'daki ırkçılık konularına. Ama bu ayrı bir mevzu. Şimdi bu yeni Türkiye Cumhuriyeti Türklük tanımını ortaya atıyor ve hani bunu kapsayıcı bir terim yapmak istiyor işte içinde Rumu da olsun, Kürdü de olsun falan filan geniş kitlelere ulaşmak istiyor. Ama şöyle bir problem var bu ulaşmaya çalıştığı azınlıklar o grubun parçası olmak istemiyor bazıları işte eski Osmanlı hil hilafete dönmek istiyorlar bazıları apayrı bir şekilde bağımsız olmak istiyor. Şimdi bu durumda e iki şeyi bir arada yürütelim diyorlar yani bir taraftan biz bunu kapsayıcı bir e tanım yapmaya çalışacağız öbür tür aynı zamanda da bu hani etnik bir şey olacak. Ama işte bunun ikinci yarısı yani hani bunu kapsayıcı bir kimlik yapacağız tartışması ne yazık ki uygulamada pek gerçek değil Şimdi size hani öncelikle bir gerçek hayattan birkaç örnek vereceğim Sonra da e, tarihsel örneklerinden bahsedeceğim Şimdi hepimiz Hani e, bu kanalı izleyenlerin demografisi belli genç arkadaşlar hani ben de gencim Şimdi hepimiz işte tarih kitaplarını hatırlıyoruz değil mi Şimdi tarih kitapları tamam Hititlerden şundan bundan Anadolu'daki uygarlıklardan da bahsediyor. Ama biz genelde tarih kitap kitaplarımızı okullarda eski Türklerden bahse başlatıyoruz. Köktürkler falan. Şimdi soruyorum size. Hani eğer bu Türklük tanımı gerçekten ta kapsayıcı bir tanım olma konusundaysa, böyle bir amacı varsa. Neden biz hani sınırlarımızın ötesindeki Türkleri kendimize eş gibi görüyoruz. Çünkü hani onların Türklük tanımıyla bizim Türklük tanımımız teknik olarak farklı. Hatta yani bunu real politikte de örneklerini görebiliyoruz. Örneğin hani biz Azerbaycan'a sürekli deriz ki işte iki devlet tek millet değil mi? Ya da örneğin Kuzey Kıbrıs'ta Türklere zulmediliyor diye girdik. Atıyorum biz bu cömertliği başka bir etnisiteye yapılan soykırımda falan yapıyor muyuz? Tartışılır, yapmıyoruz tabii ki. Şimdi bunun böyle elle tutulur örnekleri de var arkadaşlar. Şimdi memurluk kanunu diye bir şey var. Bunu bahsetmiştim hatırlıyorsunuzdur. Burada işte hava okuluna bakıyorsunuz tamam mı? İşte askeri okula bakıyorsunuz. Asker mekteplerine bakıyorsunuz. Avrupa'ya gönderilen işte öğrencilere falan bakıyorsunuz. Bunlar da genellikle Türk olmak şartı konuyor. Şimdi hani diyeceksiniz ki e, tamam Jacoben Tilki burada vata, vatandaşlık olan Türk'ü kastediyordur diyeceksiniz. Ben de size diyeceğim ki hayır. Örneğin internete bakarsanız bunların haberleriyle dolu. Hani tarihsel belgelere de baksanız da e, bulabilirsiniz rahatlıkla. Siz bu işlerden birine başvurmaya gittiğiniz zaman size vatandaş mısınız diye sormuyor. Sizin kütüğünüze bakıyorlar ve orada... ...Ermeni kanı, Kürt kanı, şu kanı, bu kanı var mı diye arıyorlar. Yani doğrudan doğruya aslında sizin etnik kimliğinize dayala, dayanan bir sorgulama bu. Şimdi ikincisi, örneğin biz hani bugün aşırı ulusalcısı falan dışında herkes şunu kabul eder. Biz e, Kürtçenin yasaklandığı bir dönemden geçtik. Peki şimdi size şunu soruyorum. Hani biz eğer bu... Türk tanımı gerçekten kapsayıcı bir tanımsa, bir hani dostluk tanımıysa, hepimizi içine alacak bir tanımsa. Neden örneğin Kürtlerin dili yasaklandı ve onların yerine etnik Türklerin dili verilmeye çalışıldı? Bunu bilmiyoruz. Hatta yani bununla alakalı çeşitli anekdotlar var. Biri Ayşe Hür'den, eğer hatırlarsam bu olayın alıntısını koyarım, siz oradan okuyabilirsiniz. Basit bir şekilde hikaye şöyle ilerliyor. İşte Kürt A nispeten hani o bölgedeki insanlara göre gelir seviyesi yüksek. İşte bir, e, bir, köye bir şehre gezmeye gidiyor tamam mı? Ama işte adam Türkçe bilmiyor. Sonra diyorlar ki işte orada jandarmasıdır falan filan geliyor. Abi diyor sen burada Kürtçe konuşamazsın Türkçe konuşacaksın diyorlar. Cezası ne diyor işte böyle oradaki insanlarla sorduruyor. İşte 5 lira diyor atıyorum. Ha, tamam o zaman ben sen yanımda dolu, dolaş ben her Kürtçe konuştuğumda sana 5 lira veririm diyor. Şimdi hani böyle şeylerle karşı karşıya kalıyoruz ki zaten hani bu illa işte 1920'de 30'da 40'da kalmış uygulamalar değil. Örneğin hepimiz Kenan Evren'in şu sözünü biliyoruz hani Kürt diye bir şey yoktur. Aslında bunlar dağda yürürken kart kurt sesi duyuyorlar ve bu yüzden kendilerine Kürt tanımını yakıştırıyorlar. Bunlar aslında dağ türkü dediler. Yani dağ türkü terimi diye bir şey var. Yani böyle bir saçmalık var. Aynı zamanda hani bu son örneğim olacak. Şimdi bir yerli sermaye aracı olarak aslında bu varlık vergisi denilen bir şey konuluyor arkadaşlar. Şimdi bunun amacı ne? Şimdi gene işte Osmanlı yıkılmış. Burada milli burjuvasını oluşturmak istiyor toplum. Burada ne yapıyorlar? Yani devlet daha doğrusu. Burada ne yapıyorlar? Ülke içerisindeki gayrimüslim insanların paralarını alıyorlar. Onları çeşitli toplama kamplarına gönderiyorlar. Ki bu konuda oldukça hani antisemit denilebilecek kadar karikatürler falan var yani o dönemin yapılmış ve hani ana akım gazetelerinde yayınlanmış. Ve hani orada onların zenginliğini Türk milletine, Türk ırkına mensup insanlara aktarıyorlar. Şimdi hani bu verdiğim örnekler sanırım bizim şu an Türkiye'de bir ırkçılık sorunuyla karşı karşıya olduğumuzu açıklayabilir. Çünkü hani bunlara sadece geçmiş dememek lazım. Günümüzdeki uygulamaları da bariz. Ama şunu göz ardı etmemeliyiz. Geçmişteki uygulamalar hani devam etmeseler bile şu anı etki etmeye devam ediyorlar. Bunu da aklımızdan çıkarmayalım. Peki. Şimdi burada aslında kritik bir figür var. Bu da Atatürk. Biliyorsunuz hani şimdi az önce bahsettiğim şeylerin hani Atatürk olmadan uygulanması pek mümkün değil. Çünkü hani adam ülkeyi yönetiyor, her şeyi kurmuş. Bu da büyük ihtimal onun fikri zaten. Şimdi Burada Atatürk'ün hani savunulacak bir yanı yok. Bence burada çok büyük bir hata yapmış. Bunun kınanması gerekiyor. Ama ben şunu söyleyeceğim. Bu belki biraz daha nüanslı bir eleştiri olacak. Şimdi birini toptan reddetmek bence yanlış bir şey olur. Çünkü örneğin biz bugün hani dünyada birçok sosyalist solcu figürü var değil mi? Örneğin işte Lenin. Şimdi biz Lenin'in yaptığı yanlışlar olduğunu söyleyebiliriz. Hani bunun reddedilecek bir tarafı yok. George Orwell'in yaptığı yanlışlar olduğunu söyleyebiliriz. Bunda da bir e, sorun yok. Ama bu figürleri toptan reddetmeye götürüyorsa bence orada bir hata yapıyor oluruz. Çünkü bugün örneğin Türkiye'nin hani ben şu an gerçekten hayata etki eden problemler üzerine değinilmesin büyük bir savunucusuyum biliyorsunuz ve şu an Türkiye'deki en büyük problemlerden birisi laiklik. önceki videolarımdan da biliyorsunuz. Ve bence hani Atatürk'ün kurduğu sistem hani biliyorsunuz yetmez ama evetçiler ya bu faşist sistem diye laikliği kaldıracak her türlü şeyi destekledi. Bence bu sistem savunulması gereken bir sistem, laiklik savunulması gereken bir sistem. İşte bu teba ilişkisinin kaldırılması yerine vatandaşlık getirilmesi savunulması gereken bir sistem. Yani ben birçok arkadaşta görüyorum hani bu kınamayı bir adım öteye taşıyorlar ve diyorlar ki Atatürk'ün yaptığı her şey kötüdür. Yani bu noktaya varıyorlar ve hani pozitif noktalarını görmezden geliyorlar. Bence bu yanlış bir bakış açısı. Bence Atatürk'ü böyle anlamamalıyız. Yani kötü yaptı diyebilmeliyiz ben de diyorum şu an. Ama bu kötü yaptıkları hani diğer iyi yaptıklarını gölgede bırakmamalı ve bizi onları savunmaktan çekindirmemeli. Çünkü öyle olursa me meydan İslamcılara kalıyor. Efendime söyleyeyim işte ılımlı muhafazakarlara kalıyor. Sonucu biliyorsunuz. Peki şimdi Türklük tanımı yattı. Hani ama bazı öneriler var. Örneğin Türkiye'lilik. Şimdi Türkiye'lilik olabilir mi? Örneğin benim bildiğim kadarıyla hani uzun süre önce okumuştum. Belki yanlış da olabilirim. Örneğin bugün Fransız diye bir millet yok arkadaşlar. Örneğin Fransız devrimine kadar Fransız dili de aslında Fransa'da yaygın değildi. Böyle Paris'te konuşulan çok niş bir dildi. Ondan sonra bunu e, dağıttılar ve Fransa halkının böyle kapsayıcı bir ifadesi haline getirdiler. Benzeri bir durum sanırım benim bildiğim kadarıyla İspanya'da da var. Bu yüzden bence hani anayasada yapılacak bir değişiklik bu ülkenin içerisindeki çeşitli azınlık grupları da kapsayacak bir şekilde uygulanabilir. Bence hani Türkiye'lilik bu konuda iyi bir terim olur. Bence hani şu an Anadolu'da olduğumuz düşünse topraklarımızın işte yüzde 97'sinin Anadoluluk bile olabilir yani. Ama işte günün sonunda ben şunun altını çizmek istiyorum dostlar. Bütün bunları yaparken, bütün bunları tahayyül ederken dikkat etmemiz gereken şey şu. Dürüstlük, dürüstlük, dürüstlük. Örneğin hani siz bir eleştiri yapıyorsanız hani kanalımın takipçisi olduğunuzdan art niyetli olduğunuzu düşünmüyorum. Sonuçta Nagihan Alçı beni takip etmiyor ya da ediyordu da olabilir. Ama örneğin işte birçok insan var hani işte AKP bunu yaptı işte biz azınlıklara demokrasi getireceğiz dediler ama dürüst davranmadılar. Yani şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin en otoriter dönemlerinden birinde yaşıyoruz. Aynı şekilde bugün işte birileri çıkıyor ılımlı muhafazakarlık falan diyor. İşte bu konuda dürüst davranıyorlar mı? Tartışılır. Şimdi Bence hani bütün bu kavramlar, bütün bu gerçekler, bütün bu planlar eğer siyasi grupların içerisindeki insanların dürüstlüğü olmazsa işe yaramaz. Evet dostlar, bugünkü video bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Çav çav.